Senden korkmuyorum. Çek tetiği. Orhun! Oğlum delirdin mi? Sakin ol. Onlar için değer mi? Ne yapıyorsun? Abi yalvarırım git buradan bak. Ne olursun git abi lütfen. Vuracaksan vur. Hiç vakit kaybetme. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın? Sana ondan uzak dur dedim. Yanına bile yaklaşmayacaksın dedim. Sen ne yaptın? Aşmaman gereken çizgiyi öyle bir aştın ki. Asla. Asla öyle bir şey yapmadım. Nereden çıkarıyorsun bunları? Gönderdiğin yüzük, yazdığın notlar, mesajlar. Bunlar ne peki? Ne yüzüğü, ne mesajı, ne notu. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Sana söyledim. Ortada bir şey yok. Kuruntularına ona da haksızlık ediyorsun. Sana ne? Ha? Ondan sana ne? Dayı, bak öğretmenimden aferin aldım. Evleneceksiniz ya, Hira ablayla sana düğün hediyesi yaptım. Abla, neden ağlıyorsun? Herkes niye bahçede? Beni mi bekliyordunuz? Burada benim üzerimden bir şeyler dönüyor. Nedir bilmiyorum ama ben bu işin içinde yokum. Dayı. Cihangir amca neye kızdı? Küçük bey. Biz elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tamam mı? Hadi.
Oğlum. Oğlum dur. Bir delilik yapma. Bırak. Konaktan gitmek için daha ne olmasını bekliyorsun? ...150 gram orta yağlı kıymayı da ekleyin. Kavrulmakta olan soğanlarla birlikte renk alıp... ...suyunu çekene kadar pişirin. Yok, ben bunu yapamam. Mümkün değil. Bu beni aşar. Bu çok zahmetli bir kere. Daha üzümlü pilav var bir de. Bir de kaşık salatası istedi. Oho! Yandık. Ama ben dedim, ilk defa yapacağım dedim. Yani daha önce yapmadım, emin misin diye sordum. Sordum yani. Sen öyle emir kipiyle konuştuğun zaman ben aşçılık yeteneklerine donanmıyorum ki bir anda. 5 yıldızlı otel şefi zannetti beni paşam. Madem benim elimden yemek yemek istiyorsun, o zaman kahvaltıya da razı geleceksin. Gelmesine yakın bir de peynirli omlet yaparım. Tamam oldu, bitti gitti işte. Efendim? Selam, müsait misin? Bir ricam olacaktı senden. Tabii dinliyorum. Bir müvekkilimle ilgili bilgiye ihtiyacım var. Tuğber Katılgan. Vekaleti süreli miymiş? Bakar mısın bilgisayar açıp? Eğer süreliyse ne zamana kadar devam ediyor? Yani bakıp söyleyebilirsen sevinirim. Birazdan arayacağım yine seni. Tamam, bakıyorum hemen. Açıldı. Kadınları sizden soğutacak 10 karakter özelliği. Bak sen. Sen bunları mı okuyorsun? Ama senin kadınları kendinden soğutmak için bunları okumana gerek yok ki. Sen o konuda doğal ve eşsiz bir yeteneksin. Ay, ayıp Nurşah. Sus. O kadar da değil. Haksızlık etme çocuğa. Neymiş? Kıskançlık, zevksizlik. Bunlar sadece kadınları değil ki. Bütün insanları senden soğutur. Niye böyle abuk subuk şeyler okuyor ki? Sürekli kendini övmek... Emir kipiyle konuşmak. Bir dakika. Ya ben hep böyleydim. Ya bu benim doğamda, tabiatımda var. Mesela küçükken de böyleydim. Ağaçtaki kedileri hep ben kurtarırdım.
okulda kavga çıkardı. İşte bir kişiye böyle 3-4 kişi falan saldırırdı. Ben tabii durur muyum? Girerdim aralarına. O tek olan kişiyi kurtarırdım. Yani doğam da var dediğim gibi. O zaman da gözüm karaydı. O zaman da yardım etmeyi çok severdim. Hem en güzel kahveyi ben yapıyorum burada değil mi? Hatta daha güzelini içmedim diyenler var. Doğru mu Fatih? Evet, ben mesela. O yüzden herkes yerine otursun. Ben gidip şu muhteşem kahvemi yapayım. Otur bakalım. Kenan abi bugün kendini birazcık fazla mı övdü? Bana mı öyle geliyor? Vallahi yıllardır Kenan abi tanırım. İlk defa böyle görüyorum. Ben çıkıyorum. Sence nasıl olmuşum? Hiç olmamış. Yani biraz şey gibi... Nasıl diyeyim? İş görüşmesi için biraz fazla şey. Fazla ney? Fazla iddialı. Yani fazla cüretkar. Çok dar, olmaz. Gitsen başka bir şeyler giy üstüne. Yok artık. İş görüşmesine de mi benimle geleceksin? Ya işin olarak yanında geleceğim. Bir mahsur var mı ki? Ya bu iş hep böyle mi olacak? Nasıl böyle mi olacak? Saatler hep böyle esnek mi olacak? Ya bu ofiste öyle gece yarılarına kadar falan yok, olmaz. Ben kabul etmem böyle bir şey. Yani mesela sordun mu? Kaç gün çalışacaksın? Hafta sonu izin var mı? Kaç gün tatil yapacaksın? Sordun mu? Peki patron? Nasıl biri? Öyle normal biri. O kadar mı? Ne o kadar mı? Hayır, karakterini soruyorum. Böyle nasıl yani, mert, delikanlı bir adam mı? O zaman yemeği kendin yapacaksın. Teşekkür etmek öyle olur. Emin misin? Teşekkür etmek istiyorsan kendi ellerinle yemek yapacaksın. O alın terin, o yemeği akacak. Öyle dışarıdan siparişle falan geçiştiremezsin. Ona göre kabul etmem. Canım ne istiyor biliyor musun? Karnıyarık. Yanına da şöyle üzümlü bir pilav. Salata olarak da kaşık salatası isterim. Tatlıya gelirsek revani ya da güllaç. Güllaç olur. Neyse, benim adliyeye gitmem lazım. Sen de çok oyalanma, öyle sağa sola gitmeden ofise geçersin. Geldiğimde sofra hazır olsun. Nasıl yani? Yani şimdi... Bütün o kıskançlık tripleri, aşırı sahiplenmeler, emir buyurmalar falan. Demek hepsi bu yüzdenmiş. Benim ona karşı olan hislerimi fark etmiş. Beni kendinden soğutmaya çalışıyormuş. Ulan ne yapacağım ben? Gözyaşları beni kaybettiğini düşündüğün için mi? Dalga geçtiğine inanamıyorum gerçekten. Hem ben sana üzülmedim zaten. Tek başıma kaldığıma üzüldüm. Silah sesi duydum da adamlar seni yakaladılar zannettim. Ya ben dalga geçmemiştim aslında. Yani seni böyle üzgün görünce ne bileyim işte havayı dağıtmak için şey yaptım. Anlamış. Anlamış da.
rol yapmış bana. Hem de beni kendinden soğutmak için. Ben şimdi onun yüzüne nasıl bakacağım? Gözünde liseli ergen kızlar gibiyim. Nasıl bir utanç böyle? Arıyor. Ama açmayıp ne yapacağım ki? İllaki bir noktada açmak zorundayım. Alo. Vekaleti bulabildin mi? Evet, buldum. Süreliymiş. Süresi 6 ay daha devam ediyor. Sesin bir tuhaf. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Hadi kapattım ben. Şimdi onun yüzüne nasıl bakacağım? Karşılıklı bir kandırmacı oyunu mu oynayacağız? Feri abla. Sizi merak ettim. Bir kolaça ne diyeyim dedim. Sağ ol. Hoş geldin abla. Sen iyi misin? Pek iyi göremiyorsun. İyiyim, iyiyim. Dalmışım sadece. Dur ben sana bir kahve yapayım. Evet, kahvemiz geldi. Sağ ol kızım. Seni son bıraktığımda ateşler içinde yanıyordun. Çok şükür iyi görünüyorsun. Evet, atlattım. Tabii. Kenan iyi bakmıştır sana. Evet, sağ olsun. Aranızda sorun yok değil mi? İkiniz iyi misiniz? İyiyiz. Niye kötü olalım ki? Yolunuz daha çok uzun. İyi gününüz de olacak, kötü gününüz de olacak. Ama sırt sırta verdiniz mi iyileşmeyecek hastalık, düzelmeyecek, mesele kalmayacak. Bak göreceksiniz. Sırtını vermek yerine dönüp kaçacak delik arıyor. Efendim kızım, bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim. Ben Kenan'ı şu kadarlığından beri tanırım. Eğer seni kızdıracak, kalbini kıracak bir şey yapmışsa şundan emin ol ki bunu kötü niyetinden yapmamıştır. Bugüne kadar karıncayı bile incittiğini görmedim ben. Ne yaşadığınız bilmiyorum ama bildiğim, eğer sana dokunan bir şey söylediyse ağzından çıkan laf ne olursa olsun seni fazlaca düşündüğü içindir. O laf orada kalmaz. Mutlaka gönlünü alır. Thank you.
kardeşim. Heder ettin kendini. Yapma böyle. Gel içeride. Burada hava buz gibi. Eniştemi içeride beklersin. O gelmeden hiçbir yere gitmiyorum. İçim rahat etmez. Burada bekleyeceğim. O zaman bari şunu al üstüne. İstemiyorum Musa. Kardeşim hastalanacaksın. Ya kızım bak, sana atıştırmalık bir şeyler getirdim. Hadi bir iki lokmayı. Bak, bütün gün hiçbir şey koymadın ağzına. Hadi kızım üşüteceksin kendini. Çok durma burada ha. İyi misin? Allah saklasın. Yoksa... Okuduğumdan tek kelime bile anlamıyorum resmen. Rezil oldum ya. Ben şimdi nasıl bakacağım onun yüzüne? Yerin dibine girdim resmen. Eyvah, geldi bile. Kaçmam lazım benim. Vallahi var ya, kurt gibi acıktım. Şöyle mis gibi yemek harika olacak.
Ya sen yemek yapmadın mı? Yok, uğraşamadım yemekle falan. Hem çok yorgunum ben. Hadi iyi geceler sana. Ooo, trip atmalar, soğuk tavırlar. Galiba doğru yoldayız. Ya hani yemek yapacaktın? Anca palavra. Yok, yorgunum da. Yok, yatacağım da. Yok, uyuyacağım da. Ya sen bu saatte uyumazsın ki bir kere. Hı? Ya ben böyle dalgaya vurdum da. Gerçekten hasta falan olmuş olmasın? Nasıl yaptım ben bunu ya? Hala inanamıyorum. Kendimi bile tanıyamıyorum artık. Nasıl duygularını açık edersin? Biraz ağır olamadın değil mi Nurşa? Hemen çiçek gibi açıldın. Utan kendinden. Nurşa, iyi misin? Hasta falan değilsin değil mi? Nurşa, sana soruyorum. İyi misin? Hasta falan değilsin değil mi diyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı? Ya bak, cevap vermezsen içeri gireceğim. Yok yok, gelme sakın. Ben yorgunum demiştim ya. Hemen yattım o yüzden. Ya yatağa girdim yani çoktan. Yemek yemeyecek misin? Yiyesim yok benim. Sen artık dışarıdan bir şeyler söylersin kendine. Allah rahatlık versin. Afiyet olsun. Demirhanlı, hayır olsun. Şundan medet olmadın inşallah. Kullanmadım, merak etme. Ama içindeki ateş hala sönmedi, öyle mi? Kendime söz geçiremiyorum. Öfke aklın yolunu kapatır. O büyüdükçe sen küçülürsün. Buna müsaade etme. Ne oldu? Niye bu kadar hiddetlisin? Mesele, eline silah aldırtacak kadar gözünü kararttıysa elbette mühimdir. Ama aklını bu derece devreden çıkaracak kadar otur şöyle. Bak Demirhanlı. Bir gün peygamberimize bir adam gelmiş. Ya Resulallah, bana nasihatte bulun demiş. Allah'ın Resulü de ona öfkelenme demiş. Adam sorusunu birkaç defa sormuş. Ama aldığı cevap hiç değişmemiş. Peygamberimiz her defasında
öfkelenme demiş. Öfkelenme. Kıssadan ise musibetler, dertler, belalar hiç eksilmeyecek. Devamlı var olacak. İşte ne kadar insan olduğumuz bunlar başımıza geldiği zaman belli olacak. Yani beni görünce apar topar bir şey demeden odaya kaçtı. Bir şey demedi. Anlaşılan o ki kendimden bayağı bir soğuttum. Aynen. Soğutmak mı kelime oğlum? Buz kesti buz. Tabii. El bebek gül bebek büyürsen ufak bir sıkıntı da pes edersin. Allah birkaç gün geçer. Biraz bozulur. Sinirlenir ama toparlar kendini. Yani çünkü ikimiz için en doğrusu bu. Olması gereken bu. Abisine bir söz verdim. Böyle başıboş bırakamazdım. Müdahale etmem lazım da müdahale ettim. İstediğim oldu. Ben niye hala böyle bir huzursuz hissediyorum? Allah Allah. Hissederim tabii huzursuz. Hissederim. Kız bir şey yemedi ki. Aç. Ya hastalıktan yeni çıktı. Bir şey yemezse bağışıklığı düşer. Kötü olur. Ona da hazırlayayım bir tane sandviç. Sen var ya Nurşa. Birinci sınıf salaksın. Sana ilgi duyduğunda nereden çıkardın? Duygularımı sezmiş. Sonra da beni kendinden soğutmaya çalışmış. Bu kadar mı hoşlanmıyor benden? Ben de yaptığı her şeyi kendime yordum. Salaksın işte. Neydi o laf? Süzme. Süzme salaksın sen. Kaçık. Arkamdan ne işler çevirmiş. Ben bunu nasıl anlamadım ya? Nurşah. Duyuyor musun? Bak buraya sandviç bırakıyorum. Zaten bir şeyler yemedin, bunu ye. Sonra hastalanırsın yine. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. İnsanı kendinden soğutmak neymiş göstereceğim ben sana. Mesajmış, yüzükmüş. Ben ne kimseye mesaj attım, ne de kimseye yüzük verdim. Kim nereden uyduruyor bunları? Allah, ben de inanamıyorum abi. Adam kafana silah dayadı. Ne oldu? Ne geçiyor aklından? Thank you.
Yok. Ne yok? Öteki telefonum. Buradaydı, yok. Abi, bir tane davet var da. Ne var? Ay dur, hemen kızma. Bir şey söylemeyeceğim sana. Sadece senin şu özel koleksiyonların var ya. Oradan bir tane yüzük ayarlar mısın? Ama şöyle eşsiz çok güzel bir şey olması lazım. Lütfen abi. Ne var? Ne yüzüğü, ne daveti? Ne saçmalıyorsun sen? Sırası mı şimdi? Sırası olmadığını ben de biliyorum abi. Ama ne yapabilirim? Yani köşeye sıkıştım ben de. Canının sıkkın olduğunu biliyorum ama... Senden başka zevkine güveneceğim kimse yok bak. Lütfen bir yardımcı olsan ya bir kere bana. Tamam Neva, tamam. Pençeni bir kere geçirdin mi bırakmaz. Ha bir de şey unutmadan. O çizimlerin imzalı halini de istiyorum, tamam mı? Yani kişiye özel bir hediye olduğu belli olsun. Sen yaptın. Neyi ben yaptım? Ne diyorsun abi sen? Bak yine benim günahımı alacaksın. Yeter! Oyun oynamayı bırak. İnkar etmeyi bırak. Ayan beyan ortada. Her şey senin başının altından çıkmış. Yapabilir miyim? Sana yalan söyleyebilir miyim? Ben senden başka birini sevebilir miyim? Yüzümün ucuyla bile bakabilir miyim? Olursun gel. Bana inan. Sana çok ihtiyacım var. Bana kız. Bağır, çağır. Ama inan. Allah'ım ne olursa yardım et. Yüzsüz. Nasıl da hala orada bekliyor? Şunu kolundan tutup layık olduğu yere kapının önüne koymak var ya. Orhun gelsin. Bunca rezillikten sonra evde barındırmaz artık. Orhun'dan haber var mı? Yok efendim. Hadise büyümüş mü diye merak ediyorsanız... Cihangir Bey otel odasında güvende. Orhun Bey'in oraya gitmediğini biliyoruz. Rabak kalmış dama. Çok şükür şu kız yüzünden... oğlumun başını yıkacak bir şey olmadı. Yakasından bir düşseydi... yine üzülecek, acı çekecek diye aklım çıkıyor. Hiç sanmıyorum hanımefendi. Öyle olmaz. Siz kaygılanmayınız. Affedersiniz efendim. Orhun geldiğinde bana haber ver. Emredersiniz efendim. Şu musibet keşke zamanında ölüp gitseydi. Orhun biraz acı çeker,
Zamanla işi soğur, geçip giderdi. Neden yaptın bunu? Aklından ne geçiyordu? Yeter! Bırak artık beni, bak her seferinde canımı acıtıyorsun. Neden yaptın? Ayan beyan ortada. İnkar etmeyi bırak! Gerçekleri mi duymak istiyorsun? Duy. Peki duy ve artık çık şu hayal dünyandan. Her şeyi ikimiz için yaptım ben. Bak bakalım etrafta Orhun Demirhanlı diye biri kaldı mı? Enkaza döndü abi, mutlu değil misin? Hira diye sayıklayıp duruyordun. Al işte, al buyur. Daha ne istiyorsun abi sen? Ben böyle alçakça kazanılmış zaferler istemiyorum Neva. Bunu sana kaç kere söyledim? Kaç kere? Şimdi hemen git. Orhun'a bir anlat. Her şeyin senin başının altından çıktığını tek tek söyle. Çabuk. Peki. Tamam. Orhun'a anlatayım ben her şeyi. Orhun da bana desin ki, ah Nevacığım ne kadar iyi düşünmüşsün. Ben de Cihangir hakkında ne kadar çok yanılmışım. Meğer ne kadar iyi bir insanmış falan mı diyecek abi. Sağlıklı düşünemiyorsun sen. O noktadan sonra ne sen ne de ben o konu adımımızı bile atamayız. Adam gelmiş karşına silah dayamış sana. İşler artık bu noktaya kadar geldi abi. Murat diye he sen getirmişsin de ben getirmişim. Ne fark eder? Ha bir de unutmadan. Kıymetlini. Hira'nı da görmeyi artık unutursun. Bunu mu istiyorsun abi? Peki. Tamam öyle olsun. Ama birazcık daha düşün. Şu an tüm kozlar bizim elimizde abi. Şu an işler hep bizim lehimize işliyor. Adam gelmiş silah dayamış. Sen hala ona gerçekleri anlatmanın derdindesin ya. Kira görmedi mi bütün olan biteni? Ha? Görmedi mi abi? Orhun'un onu kapı dışarı ettiğiniz ve senin korkusuzluğunu görmedi mi? Sen onun için gözünü bile kırpmadın abi. Bir dur. Abiciğim bak bir sakin ol. Bir kadın bunu mutlaka düşünecektir. Orhun beni kapı dışarı etti. Ve Cihangir benim için ölümü bile göze aldı diyecektir abi. Yalan mı? Ölümü bile göze almadın mı abi sen onun için? Görmedi mi Hira? Evet. Zaferimiz pek de destansı değil. Ama abi, şövalye gibi davranacağız diye bu dalaca geri çekilmeye değer mi abi? Ya işin olarak yanında geleceğim. Bir mahsur var mı ki? Ya bu ofiste öyle gece yarılarına kadar falan yok. Olmaz. Ben kabul etmem böyle bir şey. Hani mesela sordun mu? Kaç gün çalışacaksın? Peki patron? Nasıl biri?
Öyle normal biri. Hayır, karakterini soruyorum. Böyle nasıl yani Mert? Delikanlı bir adam mı? Kıyafetimden iş görüşmeme kadar karışıyor. Kesin bana karşı bir şeyler hissediyor. Midem mi kuruladı? Çıkmanın hiç sırası değil gerçekten. Dayanamayacağım galiba. Bir şeyler atıştırmam lazım. Bana yaptığı sandviç vardı aslında. Hayır Nurşa. Onun yaptığı hiçbir şey yemeyeceksin. Masamda kraker vardı. Onu alayım bari. Ne yapıyorsun sen? Sen beni mi takip ediyorsun? Ya ben oraya sandviç koymuştum. Sen görmedin mi? E kraker mi yiyeceksin gerçekten? Sandviç falan yiyemem ben gece gece. Çok istiyorsan sen ye. Sultanım, hayatımın anlamı, ruhumun kraliçesi. Geldin mi? Geldim, kraliçem benim, geldim. Oh, ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Hay Allah ya. O ne sultanım? Nefes için mi çıkardın? Gene altını mı ıslattı o kerata, he? Yo, senin yerin burası. Gerçek bilezikler gelene kadar burada yatacaksın. O bilezikleri getirdiğinde de tek tek ısırıp bakacağım gerçek mi sahte mi diye. Alırım sultanım, alırım ruhumu. Boş boş konuşup durma. Ne zaman o gerçek bilezikler gelir, işte o zaman yatak odasına girersin. Neyse, en azından evde atmadığına dua edelim bari. Sürmüş suratına bir şeyler, bir şeyler.
Gel artık. Lütfen gel.